Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl olunur adlı podcast serimi hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip, onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum, matematik profesörü, yazar, araştırmacı, profesör doktor Haluk Oral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Böyle sakin, sundu ama çok neşeli, çok sevdiğim, çok canlı biridir Haluk Hoca. Ee, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Tanıyanlar için zaten çok keyifli bir program olacağından eminim. Tanımayanlar için de biraz anlatmak istiyorum. Haluk Bey, e, edebiyat tutkunu bir matematikçi, Türkiye'nin en önemli imza koleksiyonerlerinden biri. Ama sadece imzaları biriktirmiyor. Yani zaten koleksiyonerlik biriktirmek değil ama o sadece bir araya getirmekten de öte, onları incelemekten de öte o imzaların peşine düşüyor. O imzaların peşine düştükçe de enteresan hikayeler, olaylar, öyküler buluyor. Bunları bizlere getiriyor. Ee, çok önemli kitapları var. Biraz onlardan da bahsetmek isterim. Bir Çanakkale tutkunu aynı zamanda. Ee, çok iyi bir e, izleyici o konuda da, araştırmacı. O konuda da kitapları var. İlk kitabı Bir İmzanın Peşinden. Ardından Erol Güney'in Kendisi Kedisi. Hani nasıl okuyorsunuz onu hocam? Kedisi kendisi çok güzel söyledi. <laughs> e, arada bir çünkü parantez içinde N harfini evet, alma var. Evet. E, Erol Güney'in kendisi. Şeref Özsoy'la birlikte e, Yazdık, yazdıkları evet. bir kitap. Onun ardından Arıburnu. 1915 kitabı geliyor. Şiir hikayeleri çok önemli bir kitap bizim için. Ondan da biraz bahsedelim isterim. Çanakkale 1915. ...kitabı ardından gelmiş. Orhan Veli, bir roman kahramanı... ...Orhan Veli kitabı. Seda Simavi... ...Edebiyat Ödülünü de aldı. Ve son kitabı, Nazım Hikmet'in... ...Yolculuğu. E, i̇zlediyseniz... E, ...iş sanatta çok büyük bir... E, ...sergisi de oldu. Ardından... ...Ankara'da da sergilendi. E, çok önemli bir kitap... ...ve araştırma ürünü. E, öyle diyebiliriz. sergide e, ...keza öyleydi. E, şimdi... Neden bahsedeceğiz Haluk Hocam? Nereden başlayalım? Bence biraz matematikten başlayalım. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde 20 yıla aşkın bir süre öğretim üyeliği hatta bölüm başkanlığı yaptınız. Ee, bir nevi deha bana göre. Estağfurullah, estağfurullah. Öyle bir tavla tutkunu. Ya o kadar çok özelliği var ki anlatmak istiyorum. Çünkü Haluk Hoca şöyle belki okuldayken farklı bir karakteri vardır öğrencileri üzerindeki <laughs> izlenime farklıdır. Ama o kadar rahat ki bu kadar bilgi birikimi olan bilgisi olan insanların biz genellikle daha otoriter bilgisini saklayan ya da bilgisini üst perde şekillerde aktaran insanlar olmasına alıştık maalesef. Ama e, çok rahat bilgisini çok güzel paylaşan, e, büyük araştırmalar yapan e, biridir Haluk Hoca. Ama matematik tarafından başlayalım. E, Amerika'ya gidişinizden, geri dönüşünüzden, e, ülkeye dile sevdanızdan, edebiyata tutkunuzdan başlayalım mı? O kadar çok şey söyledin ki. <gülüyor> Hangisinden? <gülüyor> <laughs> bazen öyle bir sorular sizsiniz <laughs> 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 ya sizin gibi insanlarda kafam karışıyor peki normal matematik ilkesi nereden geliyor ee, nereden geliyor valla çok küçük yaşlarda ilkokulda dahil e, çok normal o geliyordu matematik soruları bana ve gayet kolaylıkla çözüyordum matematik sorularını... onun için ilkokulda da matematiğim iyiydi ortaokulda da iyiydi lisede de iyiydi ve Hiçbir şey ezberlemen gerekmiyor. Hmm. Ee, uzun uzun okumalar yapman gerekmiyor. Geceni gündüzüne katman gerekmiyor. Birazcık düşünmen gerekiyor. Öyle olduğu zaman e, matematik yani gerçekten lisede bana en doğal gelen, en kolay gelen dersimdi. Bir de ufak tefek bir çocuktum. Böyle kocaman kocaman çocukların çözemediği problemleri ben çözüyordum. O bana herhalde... Büyük bir ihtimalle bir üstünlük hissi veriyordu ve çok hoşuma gidiyordu. O, o şekilde devam etti. E, liseyi bitirirken de matematik okumaya karar vermiştim zaten. E, İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü'ne girdim. Sonra yurt dışına gidişiniz nasıl oldu? E, yüksek lisans yaptıktan sonra TÜBİTAN açtığı Yurt dışı bursları imtihanına girdim. Onu kazanıyordum. Bir. İkincisi hayatım benim sadece matematikten de ibaret değil. Yani müzik var, şiir var, tarih var, edebiyat var. Yani ben orada Amerika'da oturup Amerikan edebiyatı ile ilgilenmeyi hiç düşünmedim. Ama burada zaten kurulmuş bir dünya. Benim dünyam zaten hazır. Onun için döndüm. Şimdi biraz hafiften edebiyata da girmek istiyorum. Ee, Şiirle, edebiyatla, e, kitaplarla ilginiz herhalde o da erken yaştan başlıyor. Tabii okuma yazmayı e, öğrendiğim zaman başladı. Hı -hı. Kitapla, şiirle ilgim. Ama bir de şimdi şiirle ilgi deyince sakin sakin söylüyor ama Haluk Hoca şöyle. Mesela Yahya Kemal bir şiirini söylesem siz ezbere e, kaç kıtayı bana okuyabiliyorsunuz? İlginin. Yani öyle bir ilgiden bahsediyorum. Hı -hı. Peki bu imzalı kitap... ...merakı nasıl başladı? Bu Nazım Hikmet kitabının son bölümüne... ...uzun bir hikaye olarak koydum onu. Hı -hı. Kanada'da... ...Nazım Hikmet'in bir arkadaşıyla tanıştım. Evet. Stanley Morris, Stanley amca diyordum ona. Stanley amca... ...1984 yılında bana... ...Nazım Hikmet'in ona imzaladığı bir kitabı... ...hediye etti. Ve düşün... Nazım Hikmet Öleli yıllar olmuş ve benim tanışma görüşme ihtimalim diye bir şey söz konusu değil. Ama onun elinin değdiği bir kitap benim elime geçti. Ve ben o an e, çok büyük bir mutluluk yaşadım. Yani tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Ve o mutluluğu yaşamaya devam etmek istedim. İmza koleksiyonuyla çünkü sevdiğim pek çok Türk şairi, Türk yazarı var. Biraz daha yakınlaştım onlarla, o imzalı kitapları topladıkça daha fazla araştırma ihtiyacı hissettim, daha fazla bilgiye ulaştım. Daha fazla bilgiye ulaştıkça daha hoşuma gitti ve devam etti bu ilgi. Peki e, bu imzalı kitapların hikayesini bulma işi nasıl başladı? Onu e, o senin karşına çıkıyor, o, hı -hı. ayaklarına dolanıyor. Yani sen hadi bu hem bunun hikayesini araştırayım diye başlamıyorsun. Zaten paketle beraber gelen bir şey o. Ee, mesela işte Stanley amcayı anlattım. Stanley yoldaşa sevgilerle diye imzalamış hı alamış Nazım Hikmet kitabını. Sonra Stanley amca işte. Ee, kendi macerasını anlattı. Nasıl Moskova'ya gittiğini, Nazım'la nasıl sohbet ettiğini anlattı. Ya da ne bileyim bazı kitaplar zaten kitabı görür görmez hikayesiyle beraber geliyor. İmzadaki değişik bir ithaf. Yani üst kattaki komşusuna gürültü, yaptığı gürültü için özür dileyerek de e, kitabı kitap imzalayan var. Ya da bir ressam arkadaşına ben resimden anlamam ama sen güzel bir dizeden anlarsın diye kitabı imzalayan şairler var. Sevdiği kadına kitap imzalayanlar var işte. Sarhoş olunca <laughs> kitap imzalayanlar var. Yani hepsi de farklı bir hikaye var. Yani aynı hikaye farklı farklı insanların başından geçmiyor. Farklı farklı hikayeler. Her imzada farklı bir hikaye. Çıkıyor karşına ve onun peşinden gidiyorsun. Bazen e, sen peşinden gitmeden buluyorsun. Bazen istediğin kadar uğraş, bir türlü bulamıyorsun. Mesela Adnan beli bir kitap imzalamış, e, kime imzaladığını hatırlamıyorum. Ortak sevgilinin anısına diye. Hmm. Nedir, kimdir o ortak sevgili, nedir falan. Belki hiçbir zaman bulamayacağım ama hepsinde araştırmaya değer bulduğum bir şey mutlaka çıkıyor ee, Peki size en çok şaşırtan şey nedir bugüne kadar bu hikayelerden çıkan ya benim mesela favorim var sizin kitaplarınızı okumuş bir insan olarak ama ee, yani neredeyse öğrendiğim her şey çok şaşırtıcı geliyor ama en şaşırtıcı insana genellikle en son karşılaştığı şey hmm. gelir ya bu Nazım Hikmet kitabını yazarken... ...Nazım Hikmet'in büyük dedesinin... E, ...Almanya'da... ...yayınlanan bir şiiri var. Magdeburg'da bir gazetede... ...yayınlanmış. Erihan'ın Gülü diye bir şiir. E, 1878'de. Bu şiir... E, ...Türkiye'de bilinmiyordu. E, gazeteyi de bulduk. E, kitapta... E, şiir yer aldı Nazım Hikmet'in yolculuğunda. Fakat bu şiiri okuduğun zaman aradan 40 yıl geçtikten sonra Nazım Hikmet'in yayınladığı ilk şiirin sanki bu şiire bir gönderme olduğu. Ya yani o kadar büyük benzerlikler var ki yani bir cevap gibi. Ama o şiir yayınlandığında Nazım Hikmet daha 16 yaşında ve çok çok büyük bir ihtimalle Büyük dedenin o şiirini hiç görmedi. Zaten aileden hiç kimse o şiiri büyük bir ihtimalle hiç görmedi. O Almanya'daki gazetede yayınlandı kaldı. Ve e, hem şiir yeniden dirilişten bahsediyor. Hem kullandığı kelimeler Nazım Hikmet'in yazdığı ya da daha doğrusu yayınladığı ilk şiirde kullandığı kelimeler aynı. Bu bana hala ve hala... ...inanılmayacak kadar şaşırtıcı geliyor. Tabii bir reenkarnasyon hikayesi gibi... ...yani bir gönderme gibi... ...hani öyle şeyleri de çok inandığımdan değil ama... Evet, ...hani evet. siz ilk söylediğinizde... ...bana çok enteresan gelmişti çünkü... Öyle bir ana tanık oldum herhalde. Biz e, Haluk Hoca ile Kafa dergisi için yaptığımız röportajda tanıştık. Çünkü ben koleksiyonerlerle röportajlar yapıyordum. Osman Taner kır'la bir röportaj yapmıştım. O da e, elindeki televizyonları, televizyon koleksiyonu vardı. Koç Müzesi'ne bağışlarken Esas Haluk Hoca ile tanıştı. Dedi. Yani hmm. sen bayılırsın, çok iyi anlaşırsınız. Haluk Hoca'nın evine gittik. E, edibe, kedisi hmm. e, bizi karşıladı. Ondan sonra... Hakikaten de hayal edilebilecek tarzda bir ev. Bütün kütüphaneler, ev bir kütüphane zaten. İki sıra dizilmiş, bir dolu kitap var. E, o kitaplar dağınık ama Haluk Hoca'nın orada bir düzeni var. E, tavlacı hocamız e, Haluk Bey, aynı zamanda tavladan kazandığı tabloları var mesela. Bir şeyler var. Böyle güzel bir ev. Mesela orada konuşurken e, biz tanıştık o zaman e, şiir hikayeleri vardı. Hı -hı. Orhan Veli ...kitabım vardı... Ee, ...onlar üzerinden konuşmuştuk ama... ...daha sonra tanışınca tabii böyle muhabbet falan... E, ...Nazım... E, ...Hikmet kitabına çalışırken Haluk Hoca... ...bana böyle Levent'te bir yerde buluştuk... ...bu hikayeyi anlatmıştı... ...şimdi öyle anlatıyor ama Doğan Hızlan... E, ...edebiyat arkeoloğu diyor... ...çok hoşuma gidiyor... ...o arkeologluk benzetmesi zaten... ...genellikle hoşuma gider... ...çünkü ne yapıyor... Ee, ...yavaş yavaş özenle kazıyor araştırıyor. Onu buluyor, ortaya çıkartıyor. Ondan sonra da ona bir bağlam kazandırıyor. Yani oradaki bir kelimenin peşinden giderek şimdi buradaki Nazım Hikmet hikayesinde de böyle daha kolay gibi Anlattı e, Haluk Hoca ama e, şimdi kitabı okuyanlar biraz daha anlayabilirler. Şimdi Haluk Hoca ilk önce dedeyi araştırıyor. E, Dede ile ilgili her türlü veriyi yurt dışında gazetelere eski Türkçe bilgisinin de çok önemli bir katkısı var muhakkak. O da başka bir koleksiyondan geliyor değil mi? Para koleksiyonu evet, Osmanlı öyle baş... paraları. E, başka afişler, pul hı. koleksiyonumuz da vardı. Plak galiba hı hı. E, zamanında. Plak. Evet bütün onlar hep bir birikim olarak gelmiş. Onlardan bir gazetede bu şiiri öğreniyorsunuz. Şiirin var olduğunu, sonra bestelendiğini de görüyorsunuz. Sonra evet. birisi size o besteyi de çaldı. Yani evet. ve gerçekten neredeyse sizin ilk ortaya çıkardığınız bir şiir var. Yani gizli kalmış bir şiir var ve Hı -hı. Nazım Hikmet bunu hiç bilmeden Aynı neredeyse kelimeleri, kavramları kullanarak evet. dedesiyle aynı evet. şiiri yazmış. Yani evet. bu bence çok enteresan. Evet, evet. Gerçekten. <laughs> gerçekten çok enteresan. Bir de e, böyle bunu birazcık eleştirenler de oldu dostlarımdan. Yani Öyle mi? niye Hı. şunu eleştirenler oldu? Yani niçin Nazım Hikmet'in paşa dedelerini bu kadar araştırdın? Yani Nazım Hikmet için soy sop o kadar önemli değil. ...asalet o kadar önemli değil... ...sen niye bunu araştırdın... ...gibilerden yani... ...gayet dostane bir şekilde... ...benim tabi burada... E, ...göstermek istediğim Nazım Hikmet'in... ...ne kadar soylu bir insan olduğu... ...paşazade olduğu falan değildi... ...bir insanın ortaya çıkması... E, ...mutlaka ve mutlaka... ...yetiştiği çevre... ...aile... E, ...içinde oluyor... ...onlardan etkilenmemesi mümkün değil... Benim derdim Nazım Hikmet gibi büyük bir şair nasıl bir ortamda yetişti? Köklerinde neler vardı? Onu kendim için anlamaya çalıştım ama bunu kendim için anlamaya çalışırken çok enteresan bilgilere ulaştım ve bu bilgileri insanlarla paylaşmak istedim. Mesela bana sorsanız sergiyle ilgili ardından kitapla ilgili e, sizinle de bunu konuşmuştuk belki onun da etkisi vardır size şey diye sormuştum. Hani bu kadar araştırdınız okudunuz Nazım Hikmet'le ilgili ne söylersiniz hissiniz nedir gibi bir şey sormuştum. Hatta e, sizinle kitabı hiç göremeden bir röportaj Hı -hı. yapma Hı -hı. gibi bir durumum vardı. Yani kitap Hı -hı. bir türlü Hı -hı. yetişemedi ben böyle pruflarından, ön çıktılarından Hı -hı. bakıyorum editörünüzle de konuşuyorum ki bilgi olsun. Eee ...ne çıkar, buradan ne çıkar derken... ...ben de aynı hisse kapıldım. Ne kadar iyi bir insanmış. Evet. Bir kere onu, ne kadar vicdanlı bir insanmış. Evet. Onu görüyoruz. Bir de şunu görüyorsun... ...ne kadar dik duran bir adam. Evet. Ama aynı zamanda konu aşk olunca... sevgililer olunca... ...ne kadar da yani kendini... ...hiçleyen bir adam. Evet. Değil mi? Ben evet. mesela sizin kitaplarla ilgili... ...bana sorsalar en temel herkes... ...kendi gördüğü taraftan bakıyor herhalde. Tabii Daha ki, duygusal şeyler. Tabii ki. Yani kim işte... E, ahşap bir şeyi oyarda bir yüzükler, yüzük kutular, yapar, aynalar. O saat nedir? Yani evet. o kadar duygusal bir şey ki büyük bir aşık. Evet. Yani bir taraftan da onu görüyoruz. Ama hep böyle şaşırtıcı ayrıntılar, şiir hikayeleri benim için önemli bir kitap dediğim gibi. mesela orada şeyi görmüştüm. Ahmet Arif hasretinden prangalar eskittim. ...çok ünlü bir şiir. Hı hı. Ee, kardeşim müdahale etmese o şiirin adı... ...Dört Yanım Puş Sulası... ...koyacakmış değil mi? Evet. Yani... Kitabın adını. Dört Kitabın Yanım Puş Sulası koyacaktı. Ee, bir de şeyi söylüyor... ...Hasretinden Prangalar Eskittim'le ilgili. Aslında... ...Hasretinden Prangalar Çürüttüm... ...diyecektim diyor şiirde. Evet. Ama o kadar çok... ...üğünün yan yana gelmesi... Hmm. Kulağımı tırmaladı diyor. Onun için hasretinden prangalar eskittim yaptım diyor. Ee, dolayısıyla mesela Ahmet Arif'in de kelimeler hatta harfler üzerinde ne kadar durduğunu gösteriyor. Bence bu da iyi bir şair olmanın çok büyük bir belirtisi. Yani şiirin tınısının peşine düşmek, melodisinin peşine düşmek. Bu Nazım Hikmet'te de var tabii ki tabii bir kelime üzerinde tabii. çok çok düşünmek. Tabii. Yine o kitaptan Özdemir Asaf'ın Lavinyası biz evet. çok biliriz. Evet. Ee, gerçek adıyla Mevfibe Beyat, evet. ee, biri İlhan Selçuk diğeri Öztürk Serengil ile olmak üzere üç evlilik yapmış. Evet. Hayatı film olacak kadar enteresan. Evet. Ama bir taraftan da e, İlhan Koman'ın oğluna yazdığı mektupta beni unutmayın yazıyor. Bana evet, çok evet, enteresan evet, gelmişti o evet, tarafı. Yani evet. o kadar aşık olunan bir kadın. Bir de e, bir taraftan da bazı kadınlar var, şairler onlara aşık oluyorlar. Yani çok kadın mı yok çevrelerinde, ortamlarda? Büyük bir ihtimalle tam olarak bu söylediğin yani e, böyle ne bileyim sosyal ortamlarda bulunan belki bir rakı sofrasına oturup arkadaşlarıyla bir kadeh rakı içebilen ya da söz edebiyattan sanattan şiirden açıldığında bunlarla ilgili söyleyecek iki üç kelimesi olan ya eminim evde bunlarla ilgili konuşabilen bir sürü insan var bir sürü kadın vardır ama bu ortamlara çıkamıyorlar. Dolayısıyla birkaç kadın oluyor hı hı. ve dönüp dönüp pervaneler gibi bütün ressamlar, şairler, yazarlar o kadınlara ilgi duyuyorlar. Yanlış dönemde yaşamışız hocam. <laughs> ben yorum yapmayacağım. <laughs> Yoksa adımız neler olabilir? <laughs> Peki sizin favori şairleriniz mutlaka vardır. Orhan Veli bir yakınlık hissettiğinizi... Tabii düşünüyorum ki. doğal Tabii olarak ki. Nazım Hikmet'e de öyle. Tabii ki. Bir de Yahya Kemal Beyatlı. Yahya Kemal Beyatlı'yı da çok severim. Yahya Kemal Beyatlı'yı sadece e, yazdığı şiirlerden dolayı değil, yani Türkçeyi temizlemek temiz bir Türkçeye ulaşmak için yaptığı çalışmalardan dolayı da severim. Yani bu genç dinleyicilerin e, bir kısmına çok tuhaf gelebilir ama. Yahya Kemal zamanında şiir yazan, Aruz'da şiir yazan şairlerin şiirlerine bir baksınlar. Bir de Yahya Kemal'in şiirlerine bir baksınlar. Yahya Kemal'in şiirleri diğerlerine göre çok çok daha anlaşılırdır. Hem şiir olarak da güzeldir. Ben edebiyatçı değilim. Yani aslında bazen konuşurken güzel şiir falan diyorum ama dememem lazım yani bunun hakkım yok e ama en azından şunu seviyorum bunu sevmiyorum demeye hakkım var ee, Yahya Kemal benim sevdiğim bir şair ee, Orhan Veli de öyle Nazım Hikmet de öyle yani peki elinizde kimlerin imzaları var ee, biz bunu konuştuğumuzda Ömer Seyfettin hariç bütün Türk yazarlarının, istediğim insanların Hepsi ben de evet. var demiştim. Hala öyle mi? Hala öyle. Sizce niye bulunamıyor? Yok mu acaba ee, imzası? Bazı hikayeler biliyorum. Aslında var imzası yani Hı -hı. resim olarak gördüm. Bir kere çok genç yaşta öldü. 36 yaşında öldü. Eğer bu hikaye doğruysa e, bütün evrakı... yani bunu Ama hikaye iddia etmiyorum doğru olduğunu... Hı -hı. Bütün evrakı e, kiralık olarak verilen bir evde bir odada duruyormuş. Kiracı da o odayı boşaltarak o evrakların hepsini atmış gibi bir şeyler duydum. Yani e, Ömer Seyfettin ile ilgili çok fazla mektup, evrak dolaşmıyor ortalıkta. Yani çok daha eskisine es gidip Namık Kemal'le ilgili yüzlerce mektup var hı. hı. Ömer Seyfettin ondan çok daha yeni olmasına rağmen ondan ilgili yok. Yani böyle bir şeyler anlatılıyor. O da ilginç bir şey yani Ömer Seyfettin'in bulunamaması. Onun dışında dediğin gibi e, elimde bir imzası oldu olsun dediğim bütün şairlerin ve yazarların imzası var. Neruda bile var değil mi? Neruda var Normalde evet. yabancı imza toplamıyorsunuz. Tabii tabii ama da Neruda... Nazım Hikmet'e e, aynı çağda yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum hı hı. diyen adam. Bir de Nazım Hikmet yurt dışına çıkamadığı için barış ödülünü onun yerine alan adam. Yani Nazım Hikmet'in yakın arkadaşlarından biri. Bir de Nazım Hikmet ölünce Nazım Hikmet için çok güzel bir de şiir yazdı Pablo Neruda. Onun için Neruda yabancı bir isim değil benim için. Peki bir de şeyi soracağım. Şimdi Nazım Hikmet kitabı e, muhabbetini çok da kapatmadan önce o parasız zor dönemler geçirdiği zamanda başka isimlerle yazılar yazmış. Ona destek olanlar var. Ben mesela kitabınızı okurken çok duygulandım değil mi? Simaviler böyle. Hı hı, evet. Ya ondan biraz bahsetseniz de Bugün içinde bence çok önemli. Hani hep evet. e, onu okurken böyle gözlerim doldu. Bugün de ...belki öyle insanlar çıkartacak. Yani e, acı çeken... ...ve işsiz kalan... ...ve sorun yaşayan pek çok insan var. Ama bir taraftan... ...gizli gizli onlara destek olmak isteyen... ...vicdanlı insanlar da var. Yani değil mi? Evet. Ya ben duygulandım evet. yani. Belki Şimdi e, bu, bu... ...beni de çok çok duygulandırıyor. Sedat Simavi... ...özellikle üstünde durulması gereken bir adam. Bu adam... Ee, ...hiç komünistliği bırakın... ...solcu falan da değil... ...ama çok... E, ...vicdanlı bir adam diyelim... Hı hı. ...kendisi önce bir karikatürist... ...ressam... E, ...dergiler çıkartıyor... ...yedi gün dergisini çıkartıyor... ...patron oluyor... ...fakat... ...mesela Yahya Kemal'in de... E, ...paraya ihtiyacı olduğu zaman... ...Yahya Kemal de ona şiir yazdığı zaman... ...ona da... ...yüklü bir telif ödüyor... Nazım Hikmet'in Sedasi Simavi'ye yazdığı bir not var kitabımda da yer alan. Nazım Hikmet'e de telif ediyor. Hatta Nazım Hikmet e, kendisi de farkında. Hani ismi Sakıncalı hapse düşüyor. E, i̇stersen başka bir isimle de yazabilirim diyor. E, macera e, romanları yazabilirim. Polisiye yazabilirim. Gezi yazabilirim. Ne istersen diyor yazabiliriz diyor. Neticede evde beslemesi gereken insanlar var. Ve 1936 yılının zannediyorum tam hatırlamıyorum kitapta ilan var. Nazım Hikmet kendi ismiyle bundan sonra 7 gün dergisinde yazacaktır hmm. diye Sedat Simavi de öyle bir ilan koyuyor 7 gün dergisine ve Nazım Hikmet'in e, şiirleri 7 gün dergisinde hapse girene kadar kendi ismiyle yayınlanıyor. Eee bir Sedat Simavi, iki İhsan İpekçi. Evet, İpek evet. filmin e, rahmetli e, İsmail Cem İpekçi'nin de babası. Aa, e, İsmail Cem İpekçi'nin İpekçi babası. E, ve e, o da kara günlerinde hapishanedeyken ona yazılar yazdırıyor, film senaryoları yazdırıyor. Bunlarla ilgili para ödüyor. Bazen bunlar Nazım Hikmet'in ismiyle çıkıyor. Bazen e, başka isimlerle çıkıyor. E, vicdanlı insan, yani Nazım Hikmet gibi zorluklar içindeki bir büyük şaire yardım eden vicdanlı insanlar var o zaman ve e, devlet de bir anlamda bu vicdanlı insanların ona yardım etmesine izin veriyor. Hmm. Şimdi bugün. Ee, ...çok şükür... ...hapiste o kadar büyük bir şairimiz yok. Öyle diyelim. <laughs> Gerisi biraz... <gülüyor> <gülüyor> Peki e, Yahya Kemal Beyat da hakkında... ...bir şey yazmayı düşünür müsünüz? Ee, Beşir Ayvazoğlu... ...Türkiye'nin... ...Yahya Kemal hakkında... ...en önemli araştırmalarını yapan... E, ...araştırmacı... Hı hı. Ve yazdığı çok çok kitaplar var. Ee, çok çok güzel kitaplar var Yahya Kemal ile ilgili. Hepsini de okudum. Açıkçası onların üstüne bir şey koyabileceğimi zannetmiyorum. Ama ne yazabilirim Yahya Kemal ile ilgili? Ee, mesela bir şiirinin e, müsveddeleri var. Oluşturmaya çalışırken birkaç kere müsvedde yapmış. O müsveddelerden yola çıkarak bir tane... Yahya Kemal makalesi yazabilirim yoksa Yahya Kemal hakkında yazılacak kitapları zaten Beşir Ayvazoğlu yazdı. Ben o hedonistik tarafını çok merak ediyorum. Rint'lerin hani rint kavramını da çok kullanır evet, ya kendisi. Evet. Ya yani mesela ne zaman İstanbul'la ilgili bir kitap okusam tarihi işte hani Hı -hı. onun yaşadığı dönemler ...güzel yemeklerde o var... ...güzel mekanlarda o var... ...hani e, çok meraklı... ...çok seviyor, konuşmayı da çok severmiş evet, galiba... ...biraz evet, baskın konuşmayı evet, da severmiş... Evet. ...başkasını konuşturtmazmış... ...gibi gibi hep, hep hikayeler anlatıyor... Evet. enteresan bir karakter benim e, çünkü, için... ...çünkü e, Yahya Kemal... ...bir kere... E, ...anladığım kadarıyla... ...onun arkadaşlarının yazdıklarından da... ...takip edebildiğim kadarıyla... ...çok güzel, çok akıcı konuşan bir adam... Hmm. Tarih bilgisi çok yüksek, şiir çok güzel okuyor, başka şairleri de biliyor, Fransız şiirini de biliyor, tarihi de biliyor, yani kendini dinlete bir adam. Ee, hani başkalarını konuşturmamaya gelince, yani Yahya Kemal'in karşısında konuşup da Yahya Kemal'in ilgisini çekebilecek kim vardı etrafında, ondan o kadar emin değilim. Yani hmm. dolayısıyla Yahya Kemal'in konuşuyor. Diğerlerini de dinliyor olması bana e, şey geliyor. Çok normal geliyor. Gibi, çok gayet normal geliyor evet. Yani ben de öyle bir keşke öyle bir imkan olsaydı da onun bir meclisinde bulunsaydım ağzımı bile açmazdım. <laughs> bir kelime doğru. çıkarmamak için. Fakat buna rağmen e, Yahya Kemal zannediyorum bir şey tarafı var. Mükemmelliyetçilik diyebilir miyiz bilmiyorum. Mesela şiirlerini de yayınlamadık şey kitaba haline getirmedi. Çünkü hep düzeltilmesi gereken bir şey var diye düşündü. Hmm. Hep şiirlerinin üstünde oynadı. Bazı şiirin ilk mısrağını yazdıktan sonra şiirin tamamlanması 35 yıl falan sürdü. Ondan sonra mesela tarih hakkında konuşurken de arkadaşları not alıyor bir kenarda. Hayır diyor. Not almayacaksınız diyor. Not aldırtmıyor. Hmm, evet yani de, ben onu şeye bağlıyorum. Hani o arada konuşurken bir kelimeyi yanlış söyleyebilir, o yanlış e, hmm. kağıda dökülmesin diye mi acaba öyle düşünüyordu? Kendisi de yazmadı. Ee, daha sonra Yahya Kemal'in tarih sohbetleri falan diye kitaplar çıktı ama bunlar yani Yahya Kemal kendisi not aldırtmıyor. İnsanlar eve gittikten sonra akıllarında kalanları not edebiliyorlar falan. Onun için Yahya Kemal herhalde mükemmelliyetçi bir insandı. Yani onun için kolay kolay istemedi hmm. konuşmalarının e, basılmasını ya da şiirlerini son bir daha gözden geçireyim, son bir daha gözden geçireyim diye. Hiçbir zaman kendisi kitap haline geldiğini görmedi. Yalnız e, ondan habersiz hani gazetelerde falan çıkan şiirleri var ya ondan habersiz onları bir kitap haline getirdiler. Leyla diye basıldı. Ve ya tabi Yahya Kemal buna kızdı, köpürdü, mahkemeye verdi. Benden habersiz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Benim kitap yayınlama zevkimi bile elimden aldınız falan diye. Bunlar e, kitaplardan gayet kolaylıkla kim yapmış, ne zaman yapmış falan bulunabilecek şeyler. Ama Yahya Kemal e, kusurlu bir şey yapmaktansa yapmamayı tercih eden bir insan ama konuşurken yapılan kusurların eğer kimse kaydetmezse unutulup gideceğini düşündüğü için belki rahat rahat konuşuyordu. Fakat yazıya dökülmesinde çok çok dikkatliydi. Peki buradan şuraya bağlayalım mı? Ben size daha önce sorduğumda siz şöyle bir şey demiştiniz ve çok hoşuma gitmişti. Aslında gazetecilikte de olması gereken bir şey. Daha önce yapılmış olanı yapmamak. Ee, mesela siz Yahya Kemal Bey adlı yeterince iyi yapılmış. Yani bütün evet, evet. tezler ortaya öyle. konulmuş sanki matematikçiliğinizden gelen bir tarafı varmış gibi konuşmuştuk. Hı hı hı. Matematikte de yani bir tez ortaya atılır, o kanıtlanırsa ondan sonra onun üstüne aynı şeyi yazmanın çok da anlamı yok. Konçinde hep farklı yollardan gidiyorsunuz. İşte bugüne kadar pek çok Nazım Hikmet kitabı yazılmış olabilir. Orhan Veli kitabı da öyle çok yazılmış olabilir. Ama sizin kitaplarınızda her zaman her daim yeni bulunmuş, hiç daha önce yazılmamış bir şeyler var, değil mi? E tabi yoksa yani e, benim zamanıma yazık, kağıdın e, kitabın kağıdına yazık. E, ama bugün okuyucuların... böyle yapılmıyor Baktini... neredeyse aynı şeyler tekrar ve tekrar farklı isimlerden basılıyor ya. Yani evet, bunun önemini bugün... aslında konuşmak da lazım. Bu... Senin de hoşuna gitmiyor ama değil mi böyle olması tabii ki. yani aynı tabii şeyleri ki. başka Hı -hı. başka insanların Hı -hı. sanki... E, ...tekrar Amerika'yı keşfetmek gibi bir şey ortaya koymaları falan yani... Yeni bir şey söylemek lazım. Hı hı. Hani... Mevlana'da Nazım Hikmet'in çevirisi var ya... Dünle beraber geçti canlarım ne kadar şey varsa dünya ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Belki söylediklerimiz yeni değil. Ama... E, belki söyleniş tarzı yani... illa söylenenler yeni olmak zorunda da değil. Söyleniş tarzını... Değiştirip başka bir sonuca da ulaşabiliyorsan... Tabii ki bilineni de kullanabilirsin. Ama... Yeni bir şey olması lazım bir kitap yani eğer sen duvarda kütüphanede duran 9 tane kitabı okuyup bunlardan seçmeler yapıp 10. kitabı yazıyorsan e, bu bence yeni bir kitap değil yani o 9 kitabı okuyan herkes bu 10. kitabı da okumuş olacak. Artık kimse okumuyor ve dinlemiyor diye mi bu kadar kolay yapılıyor acaba? Bilmiyorum ama bence <laughs> e, dikkatli bir okuyucu hı hı. E, kitlesi yine var. Yani e, mühim olan e, kaç kişi olduğu değil. Yani bazen e-mailler alıyorum, mesajlar alıyorum. İnsanların ne kadar dikkatli okuduğunu görebiliyorum. Hı. Böyle üç kişi, dört kişi bile olsa benim Tabii. için yeter. E, peki e, bir matematik profesörü. ...olmanızın, sizin bugünkü edebiyat yolculuğunuza getirdiği pozitif taraf nedir? Şimdi e, profesörlük titrinin hiçbir önemi yok. Evet, yani kastettiğim evet, o konudaki evet. bilgi, deneyim, matematikçi, deneyi, olmak matematikçi diyelim. olmanın. Diyelim. Evet. Hı -hı. Şimdi e, matematiğin bir genel sistemi var, çalışma yöntemi var. E, onun tam olarak nasıl faydası olduğunu izah etmem zor ama... Genel bir şey şunu söyleyebilirim. Yani matematikte bir problem çözerken ne yapıyorsun? Elinde veriler var. Hı hı. O verilerden hareket ederek problemi çözüyorsun. Evet. Ee, o problem senin çözümün oluyor. Çünkü hiç kimse yani bu bir lise kitabındaki alıştırma sorusuysa... E tamam aferin diyecek öğretmenin sana. Bunları çok güzel birleştirmişsin. Hı hı. Ve sonuca ulaşmışsın diyecek. Ama seviye yükseldikçe üniversitede problemler zorlaşacak. Daha sonra doktora seviyesine çıktığında sana bir problem verilecek. Doktora ya yani matematikte doktora genellikle böyle bir şeydir. Çözülmemiş bir problem var elinde ve kafanda matematik bilgin var. Ama bu kafandaki matematik bilginin hangisi, hangileri bu problemi ...çözmeye yarayacak. Hangilerinin bu problemle bilgisi yok... ...bunu hiç kimse sana söylemeyecek. Hmm. Orada... ...çözülmemiş bir problem var. Sen 3-4 sene, 5 sene uğraşarak... ...o problemi... ...kafandaki bilgilerin... ...güzel bir birleşimiyle... ...çözebiliyorsan matematik doktorası... ...yapmış oluyorsun. Hmm. Çözemiyorsan da matematik doktorası... ...yapmış olmuyorsun. Hmm. Ee, buradaki süreç her zaman şeyi aramak oluyor. Bu bildiklerimin bu sonuca ne gibi bir yararı var diye hep kafanda eski bilgilerini devamlı tekrarlıyorsun. Devamlı tekrarlıyorsun. Hangisi bu probleme yardımcı olacak diye düşünüyorsun. Bu süreç ...matematikçinin hayatında devam edip gider. Çünkü sadece doktora değil ondan sonra yazdığım matematik makaleleri de... ...matematik doktorası gibi bir şeydir. Bilinen bir problem var. Kimse çözmemiş. Eğer sen bunu çözersen yayın halinde sunabilirsin insanlara. Hep bu böyle devam edip gider. Onun insana getirdiği bir şey var. Alışkanlık var. Yani söylemeye çalıştığım şey... Ee, ...bir anda problem duruyor... Bir yanda da e, bilgilerin duruyor. Ama matematikte bir de şöyle bir şey var. Sonda, bu bu yanda problem falan durmuyor olabilir. Hı hı. Kafanda sadece bu bilgiler var. Sen bu kafandaki bilgilerle... E, ...kimsenin daha evvel sormayı düşünmediği bir soruyu sorup çöz edebilirsin. Evet. O da bir yayın olabilir. Yani teşbihte hatta olmaz. Ben bunu e, biraz eee aşçıların yaptığı işe de benzetiyorum. Mutfaktaki malzemeler var. Hı hı. Bir yemek var. Mutfaktaki malzemelerin herkesin ulaşabileceği bir şey olabilir ama biraz daha iyi yetişmiş bir şef ya da aşçı bunlardan bambaşka bir yemek üretebilir. Bu sonuçtur. Ve matematikte işte yayımlanan ee, ...makale budur. E şimdi bütün bunlar ...bu şekilde düşündükten sonra... ...aynı şey edebiyat araştırmasında da... ...bence var. Bir yandan... E, ...işte Nazım Hikmet'in bir notu... ...elime geçiyor. O not hangi tarihte yazılmışa bakıyorum. Ha mesela o tarihte... ...belki insanlar... ...Nazım Hikmet'in Moskova'da olduğunu... ...düşünüyor o, ama o... E, ...not... ...İstanbul'dan yazılmış... Hı hı. Ya nottaki tarih yanlış ya da bilgi yanlış. O zaman Nazım Hikmet Moskova'da değildi mesela. İşte araştırma başlıyor. Ondan sonra oradan bir sonuca ulaştığın zaman neçicede söz konusu yapabileceğin, insanları anlatabileceğin bir iki e, paragraf çıkıyor. Ay çok da keyifli gözüküyor dışarıda. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Bence yani. polisiye gibi bir şey çözmek... Yani ...ben evet. de çok severim. Bana da bir şey verirsin... ...onu araştırayım, evet. bakayım o tarihte... Evet. orada vaktim vaktimi ona harcayayım. Ee, peki... E, ...bu imza konusunda... ...sahte imza işi çok çıkıyor mu? Çok. çok. Siz anlıyorsunuz hemen. Size yani, de soruyorlardır artık uzun evet, olarak. Evet, soruyorlar. Ee, tabii anlıyorum demek... ...biraz fazla burnu büyüklük olacak... ...gibime geliyor ama... ...en azından ben hangi imzaya e, talip olacağımı hangi imzaya talip olmayacağıma karar veriyorum yani 10 tane Cahit Sıtkı Tarancı imzası görmüş oluyorsun bir tane imza geliyor sana Cahil Sıtkı'nın imzalı kitabını getirdim diyor bakıyorsun hiç Cahil Sıtkı'yla alakası yok yani şimdi iki tehlike var birisi e, tehlike bile sayılmaz Acemi'nin biri oturuyor işte Cahit Sıtkı'nın şeyine kitabına işte bilmem kime sevgilerimle cahit yazıyor. O belki hayatında hiç Cahit Sıtkı Tarancı imzası bile görmedi. Hı hı. Onun için ya attığı imzanın Cahit Sıtkı'nın imzasıyla Elyas'ın Cahit Sıtkı'nın Elyas'le alakası bile yok. Onlar tamam. Elemini ediyorsun hemen. Fakat şey imzalar çok değerli imzalar şimdi maddi olarak da para etmeye başladığı için resmen taklit edilmeye başlandı. Yani Nazım Hikmet'in imzasını önüne koyup onu imza o imzayı taklit etmeye çalışan insanlar da var. Mesela Atatürk'ün imzası da çok kıymetli. Atatürk'ün imzasını taklit edenler var. Nazım Hikmet'in imzasını, Yahya Kemal'in imzasını taklit edenler var. Bak bu arada komik bir hikaye anlatayım. Lütfen. E, Hilmi Yücebaş'ın biliyorsun Hilmi Yücebaş pek çok şair hakkında kitaplar yazmıştır. İşte Cahit Sıtkı, Yahya Kemal, Nazım Hikmet vesaire. Bir gün ismini vermeyeceğim. bir kitap satıcısı aradı. abi dedi Yahya Kemal imzalı kitap var dedi. Ya dedim olmaz zaten hayatında Yahya Kemal'in kitabı çıkmadı. Yok abi gel bak göstereceğim dedi. Gittim. Hilmi Yücebaş'ın Yahya Kemal kitabı, ön sayfada Yahya Kemal'in imzası ve tıpkısının aynısı. E dedim, vallahi dedim, çok şahane bir taklit dedim, tıpkısının aynısı dedim. Abi taklit olduğundan emin misin dedi, evet eminim dedim. Ya e, abi bir daha bak, bakıyorum imzaya, evet dedim, birebir dedim orijinalinin aynısını yapmış kim yaptıysa helal olsun. E abi diyor orijinalin aynısı nasıl bu kadar emin olabiliyorsun dedi ee, imzanın onun olmadığına. Bir sayfa sonrasını çevirdim kitabın. Orada şey yazıyor. Geçen yıl kaybettiğimiz e, merhum şairimiz Yahya Kemal yazıyor. Dedim bak kitap bunun birinci o baskısı. Evet yani. birinci baskısı Yahya Kemal ölmeden yapıldı ama sonraki baskısı bu. veya Yahya Kemal öldükten sonra çıkmış kitap. Ha dedi. Ha, Yahya Kemal ölmüşse imzalamış olamaz değil mi abi dedi. Yok olamaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> abi de öyle yazık üzüldü, Üzüntüden evet. cümle yetmiş. Ondan sonra... Ondan sonra bir daha o Arkadaş bana imzalı kitap bulmadı zaten. Hmm. Ya şey... E, şimdilerde öyle bir film var. Mutlaka sizi önermişlerdir ve seyretmişsinizdir diye düşünüyorum. Hollywood yapımı bir film. Ve gerçek bir hikayeden temel alıyor. E, bir yazar kadın maddi olarak çok zor bir duruma düşüyor. Kitapları da basınıyor hmm. vesaire. Eee... Tabii yazı yeteneği var. Elinde bazı imzalar da var. Ee, imzaları biliyor. O yazarların nasıl, ne tarzda yazdıklarını biliyor. Ve... E... Mektuplar yazmaya başlıyor. Doğru. Bilmem kimden bilmem kime ama Doğru. o kadar başarılı ki çünkü temellerini... Gerçek biliyor... bir hikaye bu. Gerçek bir hikaye evet, ve uzun biliyorum. süre öyle geçiniyor. Evet. evet. Ve evet. en sonunda bir yerden ortaya çıkıyor. Evet. O durum patlıyor yani evet. o kadar çok olamaz diyorlar Hı. vesaire. Evet. Ee, çok enteresan hikayeler. Peki şimdi yazarlar şöyle yapıyorlarmış. Ee, dediler ki pek çok büyük yazar artık para atıyor, Kendi imzasını atmıyor. Eskiden de böyle bir şey var mıymış? Yeni gelişen bir şey mi acaba bu? Mesela <laughs> <Nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> para fatan kimler vardı diye düşünüyorum da mesela Haydar Rıfat e, imza yerine para fatardı. Nazım Hikmet e, zaten ismini yazıyor imza olarak bazen sadece neye yazardı falan hı hı. muhtemelen öyle bir yoğunlukla imza günleri imzalar falan da olmuyor değil evet, mi bugünkü evet. gibi hani bir tüyaba gidelim günde 250 kitap imzala... gibi bir durumda olmuyordu o yok. dönemde eşe dosta çok yakın evet. arkadaşlara baskı sayıları daha az zaten evet sadece şöyle bir şey vardı ee, mesela o, e, eski Türkçe basılan kitaplarda e, Yazarın mührü basılırdı kitaba, hmm. sahte yani o zaman da korsan kitap vardı. Yani Pardon. bandrol falan yoktu tabii hı hı. ki ee, ve bir kitap çıktığı zaman mesela, mesela Halide Edip Adıvar'ın kitapları çok satardı vesaire. Bir kitap çıktığı zaman o kitabın sahteleri belli olsun diye e, gerçek yayıncı Halide Edip'in mührünü bastırtırdı. Hmm. E, e, orijinal kitaplara ve o kitapların üstünde matbu olarak mühürsüz nüshalar sahtedir yazardı. Hmm. E, tamam. mesela Rıza Tevfik Bölükbaşı da Rıza Tevfik'te... de Serabi Ömrüm kitabını ilk baskısı 4000 yapılmıştır. Hepsini tek tek bas imzalamıştır ve kitapta şey yazar. İmzasız nüshalar sahtedir yazar. Sonra başkalarına imzalarken tekrar üstüne ithaf falan yazdığı vardır ama ...bütün nüshaları tek tek imzalamıştır Orhan Kemal'in de böyle bir adeti var Orhan Kemal'in de yani başka e, yazarların pek görmedim Orhan Kemal pek çok kitabına sadece imza atmıştır hiçbir şey yoktur e, Teim e, yazı yok şey, yazı falan yok hiç e, şu bilmem kime sevgilerimle falan yazmıyor hiçbir şekilde e, itaf etmiyor. Sadece imzasını atıyor. Hmm, ee, ama e, paraf değil basbaya Orhan Kemal, Orhan Kemal imzasını atıyor. Siz böyle söylerken Halide Edip kitabı ne kadar güzel olur okunur diye düşündüm. Çok enteresan değil mi? Böyle kadın evet. e, ilginizi çeken e, insanlar var mı? Karakterler, yazarlar. Ee, Halide Edip adı var benim kahramanlarımdan biri zaten. Benim de öyle çok ilgi çekici. Evet. Ee, sadece yani yazdıklarıyla değil yaşadıklarıyla evet, tabii, tabii. da çok çok önemli. Niye Halde Edip Adıvar'ın hayatı bir film olmuyor mesela ben çok şaşırırım. İlk e, Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitiren ilk Müslüman kız. E, ilk eşi benim için önemli Salih Zeki Hı -hı. o zamanın en tanınmış Türk matematikçilerinden çok önemli kitapları falan da var. Sonra 31 Mart vakasından dolayı yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Mısır'a gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Bertrand Russell'ın evinde misafir oluyor. Bertrand Russell çok iyi arkadaşları. Sonra pek çok dış ülkede öğretmenlik yapıyor. Sonra Kurtuluş Savaşı'na katılıyor. Kurtuluş Savaşı'nın sesi oluyor bir anlamda. İngilizcesi çok güzel olduğu için. Bütün yabancı gelen bütün yabancı gazetecilere Kurtuluş Savaşı'nı o anlatıyor. Kurtuluş Savaşı ile ilgili propaganda kitapları yazıyor. Kurtuluş Savaşı ile ilgili romanlar yazıyor. Sonra tekrar yurt dışına gidiyor. Tekrar Türkiye'ye dönüyor. Üniversitede e, İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörlüğü yapıyor. Yani dop dolu bir yaşamı olan önemli bir yazar. Evet. Leyla Hanımlar, e, Şüküfe Nihaller, ...şair, nigarlar... ...tabii hmm. ki pek çok... ...kadın kahramanım var Türk Edebiyatı'nda. Ee, Saadet hmm. Özen... ...o da konuk oldu. Hmm. Mesela o bir video paylaşmıştı. Bir arşivden bulmuş. Evet, evet. Ben orada ne kadar... E, ...yani araştırsam... ...ya da okusam evet. da... E, ...başka bir imajla baktığımı düşündüm... ...Halide Edip Adıvar'a. Çünkü hani daha duran bir portre çiziyoruz ne olursa olsun hı hı. E, o video sessiz arkada evet. festival adamlar de. var değil mi hatta ya... o, e, arkadaki adamlardan birinin kim olduğunu da ben söylemiştim Saadet'e. bir Türk fotoğrafçısı vardı orada büyük Taarruz'un birinci ya da ikinci yıl dönümü için hı hı. E, yaptıkları bir seyahatte çekilmiş Fotoğraflarda mesela orada ne kadar güleç ne tabii, kadar rahat tabii, vücut tabii, dilini görüyorsun tabii, tabii. oradaki yani bir grup e, erkek var arkasında güruh onlar da bugün feslerini çıkarsanız Hı -hı. hani normal bugün sanki yani 2019'dan evet. ışınlanmış gibi yani vücut hareketleri öyle Halide Hanım'ın öyle ve birden. Bambaşka bir şey açıldı gözümde evet. yani. Ne kadar rahat o insanlarla. Evet, Herkesle tabii, ne kadar tabii. hakim duruma. Hani biz mitolojik hikayelere, öykülere de bakınca kadın görmüyoruz. Hı -hı. Pek çok eski hikaye, öyküye, romana bakınca kadının rolü çok daha farklı Hı -hı. ama orada kadın bayağı bugünün modern kadınının portresi olarak tabii, gözümüze tabii, geliyor yani tabii. çok enteresan öyle araştırmalar tabii, ve araştırmalarla tabii. yazılan kitaplar. Tabii. Ee, sizin yaptığınızda bunun için çok değerli hepimiz için. Mesela çok ilgimi çekmişti Milli Piyango İdaresi bir e, şey Milli Piyango bileti çıkartıyor ve üstünde e, Atatürk'ü e, temsilen bir fotoğraf var. Ama siz onun Rutkay Aziz olduğunu ortaya çıkartan kişisiniz değil mi? Çok enteresan. Yanlışlıkla o basılmış. Yok yanlışlıkla da değil. Şimdi... <laughs> değil mi? Ya? Bence değil. Bak niye değil? Şimdi TRT'de Kurtuluş diye bir dizi oynadı biliyorsun. Duydum evet. Kurtuluş Savaşı'nın çok güzel bir diziydi. Mustafa Kemal Atatürk rolünde Rutkay Aziz oynadı. Aha, evet. Kocatepe'ye çıkarken e, o Atatürk'ün Kocatepe'ye çıkarken bir meşhur fotoğrafı var ya. Evet, evet. Onu canlandırdılar Hı -hı. dizide. Evet. Hı -hı. Rutkay abi de öyle. Bu arada ona da selam olsun. Çok iyi dostumdur. En son tablo oynadığımızda beni çok kötü yenmişti. <laughs> ee, zaten kalmışlar. ben on, onun için zaten ona göstermek için şey yapmıştım bunu. Neyse o Kurtuluş dizisi CD olarak çıktığında Kurtuluş dizisi CD'lerinin kapağında Rutkay abi Kocatepe'ye çıkarken hmm. pozunu vermiş hmm. Atatürk olarak. Hmm. Tabii ki aynı hmm. poz değil. Yani Rutkay abi olduğu belli. Anladım. E şimdi e, Milli Piyango'da Kurtuluş dizisinin kapağındaki Rutkay Aziz e, şeyini, e, silüetini almış, <laughs> şeye koymuş, biletlere koymuş. Peki biletlerde mı? hiçbir şey yazmıyor muydu? Tabii ki yazmıyor. ya yani 30 Ağustos, şey, 29 Ağustos hani 9-19'un arasında evet, çekiliyor evet. ya. İşte 29 Ağustos çekilişi, hı hı. 30 Ağustos Zafer Bayramı yazıyor üstünde. E, Rutka yazısında şeyi vardı. Ama önce yani... çok enteresan evet. geliyordu. <laughs> Peki, evet. sizin matematik öğreticiliğinize geçelim. Yine hala devam ediyorsunuz. E, bu Şirince'deki Matematik Köyü'nde evet. değil Nesin mi? Nesin Matematik Köyü'nde... E... Her sene bir iki hafta matematik dersi veriyorum. Neler öğretiyorsunuz? Kimleri öğretiyorsunuz? Ve o köy nasıl bir yer? Gitmeyenler için. Biraz anlatsanıza bize. Neler öğretiyorum? O seviyeye bağlı yani. Genellikle lise öğrencilerine ders vermeyi tercih ediyorum. Ama şimdi yeni bir program başladı. Yetişkinler için de bir program yapıyoruz. Ya. Ee, evet. Gelebilir ee, miyim ben mesela? Tabii ki gelebilirsin. Hı. Şimdi yetişkinler için program denmesinin sebebi o programda sadece matematik yapmıyoruz, felsefe, tarih, matematik, edebiyat. Şahane. E mesela bir dört günlük bir program Ay, oluyor diyelim. Dört günlük de geliyorum. <laughs> evet. Ondan sonra çok iyi felsefeci arkadaşlar, ee, matematikçi arkadaşlar orada işte bu bütün bu konularda seminerler yapıyoruz, arkasından tartışıyoruz. Lise e, öğrencilerine ders verdiğimde yani derdim şey değil okuldaki derslerine yardımcı olmak için bir şey değil de bir takım matematik kavramları onlara anlatıp matematiğe ilgi uyandırmak hmm. nokta nedir doğru nedir nokta dediğimiz şey var mı tanımlanabilir mi gibi e, basit görünen çok zor sorularla. ...insanların matematik düşünmesini sağlamaya çalışıyorum. Ay çok güzel. Peki güncel hayatta matematiği... ...yani para hesabı, şunlar bunlar dışında... ...görebileceğimiz alanlarla ilgili bir şeyler de anlatabiliyor musunuz? Yani matematik öğrenmek tabii, tabii, bize ne katar? Matematikle düşünmek bize ne öğretir? Evet işte şimdi e, bunun zorluğu şurada. Böyle bir liste vermek zor. Hı -hı. Ama bir dersi bir sohbet şeklinde yapıyorsan... O sohbette yeri geldi, yeri gelince anlatınca hı hı. oturuyor yerine ve güzelce gidiyor. Hani şeyi düşün, adamın biri e, oturduğu yerde peş peşe fıkralar anlatıyor. Yani çok da zevkli olmayabilir. Ama bir konuyu izah ederken yeri geldiğinde tam o konuyla ilgili bir fıkra anlatıyor. Hı hı. Söylemek istediğini açıklamasına çok yardımcı oluyor o fıkra ve devam ediyor... Yani şimdi bir matematiği matematik olarak yapan insanlar var benim gibi. Mesleği o olanlar. Bir de senin istediğin başka bir şey. Matematikçi olmayan insanlara matematiği ne işe yaradığını anlatmak. Onu karşına oturtup bak evladım, bak arkadaşım matematik buna 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 yarar dediğinde istediğini anlat, ağzında kuş tut. Ee, bir kulağından girecek, öbür kulağından çıkacak. Sigara sağlığa zararlıdır gibi bir şey olacak o yani. Aynen, aynen öyle. E ama mesela biz senden bir edebiyat konuşmasına başladık, konuşuyoruz Hı -hı. falan. Bir şekilde bir yerinde bir şey anlattım. Aa ne güzelmiş dedin. Ha Bak dedim bunun matematikteki karşılığı da şudur. Hı, çok güzel işte. Orada işte benim hayatımda ne işe yaradığını göstermiş oluyorum. Hı hı. Matematiğin ne işe yaradığını. Yoksa baştan sona bir liste yapılıp da matematik işte sabahları dört problem çözersen hı hı. 150 kalori kaybettirir. Bilmem ne yaparsan şunu yapar falan diye ve reçetesini verebileceğim bir şey değil. Ya şiir ne işe yarar mesela? Şiir ne işe yarıyor? Müzik ne işe yarıyor? Edebiyat ne işe yarıyor? Yani zaten ilk bu bütün problem bence sorunun kendisinden Hı -hı. kaynaklanıyor. Evet, soru sormak tabii. Ne işimize yarar? Yani yaptığımız her şey Allah'a şükür hayatımızda bir işimize yaradığı için yapıyoruz da Hı -hı. bir tek şu matematiği bir işe yaramadan yapamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Üniversiteye yani işte. 50 matematik sorusu varsa Hı -hı. 50 netle girdim. Yani Bravo. sözel bir bölüme girmeme rağmen ve hep böyle e, matematikle ilgili, fizikle Hı -hı. ilgili bir iş yapacağım düşünüldü. Hı -hı. Ondan sonra babam zaten doktor olmamı istiyordu vesaire. Bugünden bakınca kendimin o dönemine inanamıyorum. Hı -hı. Demek ki diyorum bayağı ezber çalışmışım ya da öyle bir öğrenme sistemi varmış. Çünkü ezberli çok da, o kadar olma. Yani çok kullanamıyorum gibi geliyor. Yani belki de kullanıyorumdur farkında olmadan. O bir düşünce bence sistemidir. De, bence de, bir bence de. E, sınıflandırma sistemim vardır. Hı -hı. Bir değerlendirme sistemim Hı -hı. vardır. Ben onun ondan geldiğini bilmiyorumdur. Hı -hı. Belki de. Hı -hı. Ama çocukken manayla öğretseler bu işleri bize diyorum. Hı -hı. E, Hı -hı. O... Yani o anlamda sordum özellikle. Yoksa hani şiir ne... ...her şeye ne işimize yarar diye bakarsak... ...zaten öyle öğrenmeye çalışırsak... ...aman işimize yaramayanları evet, evet. öğrenmeyin. Hmm. ...öyle de bir hayat yok, tabii ki yok. Onu, onu demek istemediğinden eminim de. Evet, evet. Şimdi... E, ...matematik eğitiminde bir problem... ...olduğu kesin. Yani hiç... ...onu inkar etmiyoruz. Ama problemin çözümü... E, ...çok zor. Hmm. Yani bir kere matematik öğretilirken e, tamamıyla zamana bağlı olarak öğretiliyor. Öğretmenlerin belli bir ders sayısı içinde belli konuları mutlaka bitirmesi lazım. Bitirmezse bu çocukcağız üniversite imtihanlarına eksik girecek vesaire. Bir şeyleri izah etmeye uğraşsa konular eksik kalacak. E çabuk anlatsa işte şimdi senin söylediğin gibi bunlar bize niye böyle anlatılmadı olacak. Dolayısıyla bir e, bu ders içeriğinin değiştirilmesi lazım yani kesinlikle yetişmiyor. Hı hı. Ya da ders sayısının arttırılması lazım ama bu sefer de diğer dersler var. Yani edebiyat daha önemsiz falan diye demeye kimsenin hakkı yok. E peki e, yeni bir sistem yapılacağı zaman bunu öğretecek öğretmenlerin de ona göre eğitilmesi lazım. O öğretmenleri eğitecek insanların da bir araya gelip toplanıp nasıl eğiteceğiz diye şey yapması lazım. Dolayısıyla eğer matematiği genelde herkese çok iyi öğreteceğim diye yola çıkarsan çok uzun yıllar sürecek <laughs> evet. bir şey var. Onun yerine mesela belki de daha az matematiği herkese öğretip gerçekten matematiği yolu olarak seçecek insanlara daha iyi eğitim vermek gibi bir yola gidilebilir. Yani illa herkese 50 tane matematik sorusu çözdürmezsin gibi. Bugün daha başarılı olan ve bana dokunan insanları ben bakıyorum buraya konuk ettiğimiz insanların çoğu da öyle. Hep bir şeyde uzman olan, çok iyi olan evet ama diğer e, alanlardan da hep destek alan, ilgi duyan, hmm. hobilerine hmm. o işleri katan insanlar. Ya atıyorum mesela İsmail Gezgin'i benim çok keyifle dinleme nedenim sadece arkeoloji bilgisi, tarih bilgisi değil. Onu felsefeyle, sinemayla, e, diğer disiplinlerle bir araya getirmesi. Sizi de öyle yani şimdi sizin... E, ...yazınınıza bakınca da başka şeyi insanlar görebiliyor. İşte diyorsunuz ya müzik de vardı, hmm. edebiyat da hep ilgi alanımdı. Hmm. Ee, o ikinci bir taraftan gelen, paralelden gelen bir aşktı diye. Mesela Cahit Arf, yani Türkiye'nin herhalde yetiştirdiği... Türkiye'de... En büyük matematikçilerden biri. Değil mi? Yani Dünya çapında da tanınan en ve en tanınan matematikçimiz değişmez denilen sayılar hı hı. çok zor bulunur bunları bul yani böyle elmas bulmak gibi bir şey Çay tarafında böyle e, af değişmezleri diye bir şey var, teoremleri var yani. Ya çok güzel. Mesela onun hikayesi de çok güzel. Kansu Sharma muhtemelen siz hmm. de çok iyi tanıyorsunuzdur. Tabii, tabii. O da çok meraklıdır araştırmalara. Evet. Atlas dergisinde yayın yönetmeni. Mesela onun yazdığı bir kitap var. O da hmm. İş Bankası yayınlarına çıktı. Sizin son kitabınızın çıktığı yayına ve onu hmm. da söylemiş olalım. Ee, Orada mesela e, Cahit Arf'la ilgili bir takım bilgiler veriyor, mektuplar. E, o dönem e, yani Frank... ...yabancı evet, bir evet. para, Türk daha parasından... Ucuz, evet, doğru. evet ...daha değersiz... Evet. ...ve babası okutabilmek için... ...ya yani bu çocuğa çok akıllı diyorlar... ...sürekli atlay diye evet. okuyor çocuk... ...Fransa'ya gönderiyor, orada evet. da okulu erken bitiriyor... ...sıkılıyor, geri dönüyor... Evet. ...Galatasaray Lisesi'nde... E, ...öğretmen evet, de oluyor, eğitmen oluyor... ...ama canını çok sıkıyorlar... ...çünkü klasik bir memuriyet var... ...vesaire, ben okuyunca büyük zevk aldım... ...ve öyle büyük bir... ...deha ile keşke tanışsaymışım... ...yani hani siz diyorsunuz ya Yahya ya Kemal Bey... Değil, ...aynı masada otursam benim de öyle karakterlerim Ben tanıştım vardı. biliyor musun Cahit Hem de uzun uzun tanıştık. Ee, önce e, Kanada'da tanıştım. Cahit Arf benim doktora yaptığım okula e, geldi. Cahit Arf'ın kızı Seattle'da çalışıyor. Benim doktora yaptığım okulda çok yakın. Ve hatta orada bir konuşma yaptı. E, ben o zaman doktor öğrencisiydim. Benim tez hocama söyledim. Dedim... ...Arf konuşma yapacak... ...ilgilenir misiniz diye... ...sen nereden tanıyorsun Arf'ı dedi... İşte dedim... ...Türkiye'de bir konuşmasını dinlemiştim... ...aa dedi Arf dedi Türk mü dedi... ...ben onu hep Japon zannediyordum dedi falan... ...tabii geldi dinlediler... ...sonra Türkiye'ye döndükten sonra... ...Tubitak'ta çalıştım bir müddet... ...Tubitak'a... ...Cahit Arf'la beni götüren... ...aynı arabaydı... ...önce Cahit Bey'i alıyordu bebekten... Hmm. ...sonra beni alıyordu... ...ve biz Cahit Bey'le... E, i̇ki yıl boyunca her hafta bir gün yolda yani iki yani saat giderken güzel. <laughs> iki saat gelirken konuşma yaptık. Ama onunla ilgili en önemli söyleyeceğim de bir gün sınıfıma cebir dersi veriyordum 92 zannediyorum 91 92 dedim hocam öğrencilerimle konuşur musun dedim geldi Cahit Bey e, iki saat konuştu çocuklar hiç böyle ses çıkarmadan dinlediler. Ne kadar iyi bir konuşmacı olduğunu orada gördüm. İşte o zamanlar böyle televizyonlar şey telefonlarımızda ses kaydı. Ses kaydı bilmem Biliyor. ne yoktu. O konuşma öyle geçti gitti. Ya anlatabilseydim keşke şey. kaydedebilseymişim. Hmm. Sonra da işte bir iki yıl içinde Cahit Bey'i kaybettik. Çok merak ettiğim insanlardan biri. Peki okulda e, o ortamı anlatır mısınız? Okul derken şeyi kastediyorum. Matematik köyünü kastediyorum. Ha, Biraz evet, bize anlatsanıza. Evet. Şimdi Neler oluyor orada? Matematik köyünün en güzel tarafı... E, ...matematik yapılmak için kurulmuş bir köy. Böyle çok kesin kuralları vesaire... ...insanları, öğrencileri sıkıştırmak için kuralları yok. Hem lise öğrencileri, lise... ...den aşağı sınıflar alınmıyor çünkü çocukların kendi kendine yetebilmesi lazım. Ee, köyün işlerini paylaşabilmeleri lazım. Yeri geldiğinde bulaşık yıkamaları, patates soymaları, mıntıka temizliği hmm. yapmaları falan. Ee, onun için lise, en az lise öğrencisi olacak. Ee, her seviyede ders var. Lise, üniversite, yüksek lisans, doktora ee, seviyelerinde ders yapılıyor... Aşağı yukarı her gelen öğrenci günde 8 saat ders görüyor. Onun dışında köyün işlerine yardım ediyor. Onun dışında da serbestler. On ee, sekiz yaşından küçük gençlerin sigara içmesi, içki içmesi falan yasak köyde. Tek yasak da bu diyebilirim hmm. açıkçası. Ee, güzel tarafı şu benim de çok sevdiğim. Ben mesela orada bir masada arkadaşlarımla sohbet edip çay içerken yan masada öğrenciler sohbet ediyorlar ya da problem çözüyorlar ya da çözemediği bir problemi getirip hemen hocam şu probleme bir bakabilir miyiz beraber diyebiliyor. Hı -hı. Yani e, uyku dışındaki zaman bir anlamda neredeyse matematikle geçiyor ama bu sıkıcı anlamda değil. Günde mi yani, o? E, Etraf evet, öyle. Zaten yani? matematik köyüne Hı -hı, geliyorsun. eee ve tabii ki matematik köyüne gelince matematik yapmayı beklemek kadar doğal bir şey yok. Ee, ama bu e, yani köye sıkılarak gel, gelse bile çocuklar bir hafta on gün sonra ya da iki hafta kalanlar ayrılırken herkes... ...bütün özellikle de lise öğrencileri gözleri yaşararak ayrılıyorlar. Şimdi... Bunu bu şeyinizi, neşenizi belki de hobileri bir e, hayat tarzına işe demeyeyim ama Hı -hı. belki de işe dönüştürmeniz, bunun Hı -hı. karşılığının alınması çünkü kitaplarınız çok da sevildi. Evet. Çok da beğenildi. Evet. Ödüller de aldı ve de hani hem okuyucu tarafından hem de belli otoriteler tarafından Hı -hı. Hı -hı. çok beğenildi. Yani nasıl öğütler verebilirsiniz bize? E, eğer tek bir öğüt vermek gerekiyorsa insanlara ya yaptığınız işi sevin hı hı. ya sevdiğiniz işi yapın derim. Ben hep sevdiğim işi yaptım. Yani e, demin anlattığım gibi daha lisede matematikçi olmaya karar vermiştim. Arada zaten kitap okuyordum. Yani roman okuyordum, şiir kitabı okuyordum, sevdiğim şiirleri ezberliyordum. Onu da seviyordum. Sonra o sevdiklerim bir sevdiğim mesleğim haline geldi. Öbür sevdiklerimi hobi olarak devam ettirebildim. Ve devam ederken hep sevdim. <laughs> yani eğer sevdiğin bir işi yapıyorsa zaten onda iyi oluyorsun. Yani şey bilmiyorum yani belki de çok mu abartıyorum ama bir insan bir işi seviyorsa hakikaten onda kötü olmaz gibime geliyor. Evet. Yani evet. şimdi sevdiğin bir insanla mutlu olmama olasılığın var. Çünkü o seni sevmeyebilir. Hı hı. Ama meslek ya da hobi de öyle bir şey değil. Mesleğini seviyorsan onu da iyi oluyorsun. Hobini seviyorsan onu ilerletebiliyorsun. E, benim durumum bu. Ve tek öğüt diyebileceğim de sevdiğiniz şeylerin peşinden gidin. Bazen de iş sevmiyor. Ülkedeki evet. şartlar sevmiyor. Yani sen o işi yapmak istiyorsun. O alanda çok büyük bir şey olduğunu düşünüyorsun ama şartlar ona izin vermiyor. Para kazanamıyorsun Tabii, vesaire var. ama Tabii. bir şekilde başka bir şeyden geçinip de diğer sevdiği işi yapmaya çalışan çok insan görüyorum. İşte ben onu epey bir müddet yaptım. E, matematikle çok şükür geçindim ama onu yaparken de matematikte de benim sevdiğim bir şeydi. Benim şansım. Burada işte yani işim de sevdiğim bir şey. Bir sürü de hobim var. Onları da çok seviyorum. Şimdi hmm. ne yapıyorsunuz bu arada? Hemen onu soralım. Şimdi diğer kitap nedir? Yeni bir şeyler vardır. Miralay Şefik Bey. Hmm. Çanakkale'den. Ee, evet Miralay Şefik Bey'i ben Çanakkale e, konusunda tanıdım. E, 27. Alay'ın unutulmaz kumandanı. E, düşman ilk karaya çıktığında. Karşı koyan ilk birlik, 25 Nisan'da. Ama ondan sonra ...Miralay Şefik Bey'in hayatı çok çok ilginç bir hayat. Hmm. Çünkü Çanakkale'den sonra Galicia var, Galicia'dan sonra Kurtuluş Savaşı var. Onlardan evvel Yunan Savaşı var ve e, kitaplar yazıyor bununla ilgili, hem Çanakkale ile hem Kurtuluş Savaşı ile ilgili ve Hak ettiği kadar hatırlanan bir insan değil. Yani bak demin bir e, cümle söyledin. o Onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyordum. Tekrar geldi. Mehvibe Hanım hani beni hatırlamanızdan falan bahsediyor ya. Hmm. İnsanlar için o kadar önemli ki bu. Beni hatırlayın. Beni unutmayın. Şeyi, ya da. Beni unutmayın, beni hatırlayın. Mesela şeyin... E, 10. yıl nutku, Atatürk'ün 10. yıl nutku aslında beni hatırlayınız diye bitecekti. Arkadaşları bu, e, e, paşam bu çok üzüm verir insanlara. Bunu lütfen söylemeyin dedikleri için o beni hatırlayınız e, cümlesini sildi. Onun yerine ne mutlu Türk'üm ne yazdı. Sonra yine bir arkadaşım... E, Seyit Ahmet Sılay kardeşim, onun bir Çanakkale şehidinin defterini, yayını hazırladı. Onun da, o şehidin de en büyük e, endişesi unutulmak, hep hatırlanmaktan bahsediyor şeyinde tuttuğu günlükte zaten tarihe bakınca da aşil mesela evet. mitoloji diyelim değil Hepsi. mi ee, kahraman mı olmak istersin ve böyle mi evet. anılmak ve unutulmamak evet. istersin yoksa güzel bir yaşam mı istersin diye sunulunca işte insanın evet. öyküsü ya evet. bir taraftan mitolojide evet. ne yapıyor unutulmamayı kahraman olmayı seçiyor ya da bizim anne babalarımızın fotoğraflarının özellikle babamın eski fotoğraflarına Hı -hı. bakıyorum birbirlerine sürekli fotoğraflar vermişler benim elimde babamın arkadaşlarının bir dolusunun işte ortaokul, lise vesaire Hı -hı. fotoğrafları var arkasında beni unutma erol yazıyor mesela Hı -hı. çok evet. çok duygusal i̇şte ben e, bu bütün bu girizgahı o, o Mehmet Şefik için Hı -hı. yapıyorum çok güzel değerli Mehmet Şefik unutulmaması, evet, gereken, unutulmaması gereken bir adam Hı -hı. E, hatalarıyla sevaplarıyla çok önemli roller oynamış ki bence sevapları daha fazla onun için bir kitap yazmak istiyorum. Şimdi ona başladım. Şahane. nasıl bitirelim programı hadi hocam? Bence ee, bir daha bu konuşmayı, verelim. bu konuşmayı hmm. başından sonuna dinleyen herkese çok çok teşekkür ederek bitirelim. Tamam. Öyle bitirelim. Ya e, Haluk Oral çok değerli biri benim için. Yani çok değerli bir dost. Uzaktan güzel izleyen, insanlara güzel bakan ve e, Türkiye'ye çok güzel e, kitaplar bırakan, e, bilgiler bırakan. iyi ki yaptı diyeceğimiz yıllar Aa, yıllar sonrasında ederim. da e, bize bir şeyleri unutturmayan, hatırlayan ve unutulmaz e, yazınlar ve hatıralar hikayeler bırakan biri. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çağırdığın için ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.